Bir kez daha sevgili Cihan Baltepe ile beraberiz. Bir önceki programımızda çok geniş bir tarihi perspektiften beslenme konuşmuştuk. Tarihte beslenmeyi konuşmuştuk. Günümüzde de biraz konuştuk. Ama asıl konuşmamız gereken programın gereği gelecekti. Geleceğe bir türlü gelemedik. Ama hani geçmişi anlamadan da geleceğe anlayamayız. O yüzden de çok faydalı bir programdı. Ama şimdi biraz gelecek konuşalım. Ama istersen günümüzden de bahsedebiliriz. Biz çok basit bir şey soralım. Biz 15 yıl içinde beslenmemizde neler değişecek? Değişecek mi? Bir de değişmek zorunda herhalde. Çünkü dünya bu iklim değişiklikleri diyorlar. Ben ona iklim değişikliği demek bile istemiyorum. Çünkü çok romantik iklim değişikliği. Hani böyle Vivaldi'nin eseri gibi değil. İklim krizi, iklim felaketi mi denir buna? Dolayısıyla sıradan insanın çok büyük şeyler yapması lazım artık her anlamda. Böyle bilgiler de verebiliriz. Beslenmekten yola çıkıp biz dünyamız için ne iyilikler yapabiliriz? Doğru diyorsunuz. İklim değişikliği çok büyük bir krizi getiriyor. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Bizim aslında dünya için yapacağımız da çok bir şey yok. İnsanlık yok olsa bile dünya var olacak. Yani bizim onu bir göz ardı... O zaman insan için ne yapabiliriz? Yani dünyaya biz zarar veremeyiz, haklısın. Veririz. Biz kendimize veririz. Kendini. Kendimize veririz. Doğru, çok doğru bir tespit. Sanki biz dünyayı kurtaracakmış gibi konuşuyoruz da... Biz kendimizi nasıl kurtaracağız? Çocuklarımızı, torunlarımızı nasıl kurtaracağız? Evet, soru o. Çok doğru. Bunun için veriyle başlayabiliriz. Bir önceki programda dediğimiz gibi... Şu an odaklanmamız gereken nokta kendine saygılı, gezegene saygılı ve diğer hissedebilen canlılara saygılı bir besin sistemi geliştirmemiz gerekiyor. Gelecekteki 15 senede ne olacaktan ziyade ne olmasını arzu ediyoruz. Konuşmak, onun üzerine çalışmak daha mühim. Çünkü ne olacağına bakarsak çok daha felaket senaryolarıyla karşılaşabiliriz. Fakat bunları nasıl durdururuz, nasıl daha iyiye çeviririz? Burada odaklanmamız gereken konu. Evet, onları konuşalım. Konu. Ne yapabiliriz? Şöyle başlayalım gene, veriyle başlayalım. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 2015'te yayınladığı rapora göre işlenmiş et, sigarayla aynı sınıf kanserojendir. İşlenmemiş et, ihtimalle kanser yapan sınıfındadır. Dur, şimdi et için zararlı diyorsun. Zarar demiyorum. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yayınladığı tamam. Rapora göre böyledir diyorum. Bir an aklıma şey geldi. Biraz da televizyoncuyum ya. Hani zararlı şeyleri blurluyoruz ya biz. Filmlerde sigara varsa blurluyoruz. Alkol özendirici ise blurluyoruz. Rütük kuralı gereği. Yakında kırmızı etleri de blurlamayalım masadaki. Olabilir mi böyle bir şey? Yani... Canan Karatay da ekmek zararlı diyor. Ekmeği de blurlarız. Ne seyredeceğiz? Ya, pardon. Orayı başka bir şey. Yani başka türlü bir şey gösterirdim. Tamam. Ama şunu diyebilirim. Bunun yanında Birleşmiş Milletler'in ve birçok büyük teşkilatın yayınladığı, 2006'da yayınladığı rapora göre hayvan tarımı havayı, toprağı ve suyu kirleten en büyük nedenlerden biridir. İklim değişikliğinin ya da sizin deyiminizde şu anki iklim krizinin en büyük ikinci sebebidir. Yani burada çok enteresan bir nokta var. Yani düşünsenize, bütün arabaların, uçakların, jet roketlerinin vesairenin hepsinin toplamından daha fazla sera gazı yayıyor hayvan tarımı. Yani durup düşündüğümüz zaman bizim topluluk olarak, insanlık olarak ne yaptığımızı tekrardan bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani yemek için hayvan yetiştirmek dünyanın insanın dünyadaki geleceğine zararlı. Yok oluşunun en büyük sebeplerinden biri olabilir. Peki biz böyle şöyle bir veri var mı? 200 gram et yediğimizde aslında ne kadar ne tüketiyoruz, su falan, öyle bir veri var mı? Şöyle basit bir veri verebilirim size. Bir porsiyon köfte yediğiniz zaman yaklaşık 125 damacana su harcanıyor. Ne diyorsun ya? Bir porsiyon. Bir porsiyon köfte yediğimizde yaklaşık 125 damacana su. Kim içiyor bu suyu?
Hayvan içiyor fakat şöyle de bir... Hayvan içiyor, biz yiyoruz. Şöyle bir şey var fakat su kaybolmaz, döngüdedir. Hı. Fakat burada üretim sistemimizden dolayı kendini temizleyeceğinden suyun daha hızlı kirletiyoruz. Ve o su artık atıl duruma gelme ihtimali artıyor. Dünyada kaç milyar sığır var? Böyle bir şey var mı, biliyor musun? Sayısını söyleyeyim ama insandan fazladır muhtemelen. 24 milyar tavuk var galiba. Sayısını en kalabalık. Çok fazla. Seçim olsa iktidara gelirler. Çok kalabalık. Tavuk partisi. Çok kalabalık. Anlıyorum ne demek istediğini. Ya aslında insan böyle hiç farkında olmadığı dolaylı bir fenalık yapıyor kendisine. Evet. Beslenme yoluyla. Evet. Ama et de çok lezzetli. Köfte de çok lezzetli. Geleceğiz. Ya. Ne yapacağız? Hiçbir problem yok. O sorunu da çözeceğiz. Tamam. Çözelim onu da. Bu programda onu da çözelim. Bu programda söz veriyorum. Çünkü onu da çözeceğiz. Çünkü ben çok köfte tüketen birisiyim. Hiçbir problem yok. Diğer veriye de bakıp hemen çözümlere geçelim o zaman. Cambridge Üniversitesi'nde 2012'de yayınlanan bilinç üzerine deklarasyona göre bütün hayvanlar, memeli hayvanlar, kuşlar, ahtapotlar vesaire insana benzer bilişsel yapısı vardır. Yani acıyı çekebilirler. Bizim hayvanları yememizin diğer bir nedeni de dünya üzerindeki toplam acıyı azaltmak olabilir. Köfte konusuna geldiğimiz zaman bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bitkisel bazlı ya da mantarsal bazlı etler var şu an. Hem Türkiye'de var hem dünyada çok yükselen bir startup trendi var aslına bakarsanız. Ben hiç yemedim. Şu an çok rahat Türkiye'de internetten söyleyebiliyorsunuz. Mesela sucuk düşünün. Hı hı. İçinde hayvan yok. Bitkiden elde ediliyor. Tadı aynı ya da daha iyi. Proteini daha yüksek, kolesterol yok ve kanserojen değil. Süpermiş. Ve de iklim değişikliğine yol açmıyor. Çözüm. Tamam, devam edelim. Bunlar çok güzel. Bunlar şimdi sorun konuş da çözümlere biraz gelelim. Çözümle konuşalım. Diğer bir çözüm. Yani vejetaryen beslenmekten mi bahsediyorsun? Onu mu öneriyorsun? Aslına bakarsanız ben bir şey önermek istemiyorum. Fakat önerelim ya, birisi bir şey önersin abi. Herkes sorunu konuşup gidiyor. Çözümü de konuşalım. Takdir izleyicinindir. Yani çözümse eskiden şunu diyordum. Beslenmenin geleceği bitkisel bazlı beslenmedir, vegandır diyordum. Fakat şu an şuna dönmek zorunda kaldım son bir senede. Beslenmenin bugünü vegandır, geleceği için farklı şeyler konuşmamız gerekiyor. Geleceği çünkü yoktur. <Değil mi? gülüyor> Ya gelecek, peki o zaman şöyle anladım ne demek istediğini. Bizim daha bitkisel beslenmemiz gerekiyor. Bu sadece kendi sağlığımız için değil, dünyanın sağlığı için de geçerli. Bunu, çünkü biz orada yaşayacağız. Evet. Yoksa dünyaya bir şey olmaz. Dünya kendini zaten halleder. Peki biz gelecekte her şey böyle giderse nasıl besleneceğiz? Yani bir hap mı yutacağız? Evet. Ya da bir sıvı mı içeceğiz? Bizim geleneksel yemeklerimiz ne olacak? Geleneksel beslenme alışkanlığımızda nasıl bir değişim olacak? Geleneksel beslenme alışkanlığında bahsettiğim gibi küçük değişiklikler olacak. Sucukta hayvan diye bitki olacak örneğin. Bunun yanında hap konusuna geldiğimiz zaman şu an besin ikameleri var. Birçok ülkede bunun zaten startupları mevcut. Mesela suyun içine 3 kaşık atıyorsunuz. Evet. Sizin bütün ihtiyacınızı, o öğünkü ihtiyacınızı, besinsel değerleri alabiliyorsunuz. Bunun mühim konusu kıtlık durumlarında ya da savaş durumlarında, savunma sanayinde ya da izole yerlerde çalışan bilim insanlarının ya da insanların beslenmesinde önemli bir yer teşkil edebilir. Ben kendi yaşamımda denedim onu. Arkeolog olarak arazide çalışırken sabahları kahvaltı için toz yiyordum ve bir öğünümü öyle geçirebiliyordum örneğin. Sen çok iyi gözüküyorsun. Sen nasıl besleniyorsun? Bir model ol bize. Ne yiyorsun mesela? Bir 24 saatini anlatsana çok hızlı. Aslına bakarsanız kahvaltıda bolca yani sıradan simit, ekmek vesaire, tahin pekmez çok yerim. Ama gününe göre değişebiliyor. Yanına meyve var. Yani duruma göre farklı bitkiler yiyor. Sucuklu yumurta yemiyor musun? Bitkisel sucuklu tofulu menemen yiyorum. Yumurta yiyorsun? Ha, tofulu. Ha, yumurta da yemiyorsun. Tabii. Onun dışında okay. Öğle yemeğinde nohut, pirinç vesaire, makarna, ne varsa klasik.
Bunun yanında tabii bolca her daim şeftali şeyine göre meyveler, sebzeler. Akşam yemeği de keza yine bitkisel bir et olabilir, bitkisel bir köfte olabilir. Bitkisel et. Şunu açıklaya, bu gece yiyeceğim. Tamam. Açıklıyorum o zaman. Enerji, dünya üzerindeki enerjinin çoğu... İşkembecilerde yoktur değil mi bu? Gece gidip yesek bitkisel et. Aslına bakarsanız Türkiye, aslında dünyanın ilk vegan işkembesini yaptık biz yanlışlıkla. Öyle mi? Çok deneyimlediğimiz bir süreçte, deneysel bir mutfağımız var. Deney yaptığımız süreçte yanlışlıkla bir baktık işkembe çorbası oldu. O süper. Var ama şu an daha piyasada yok, öyle diyebilirim. Şu enerji döngüsünü anlatıyordum. Dünyamıza enerji güneşten gelir. Bitkiler o enerjiyi alır, işlenebilir hale gelir. Sonra insanlar veya diğer hayvanlar bitkileri yer. Çünkü biz direkt güneşten enerji şu an elde edemediğimiz biz için... Biz aslında kullanılmış bir enerjiyi mi? Dolaylı enerji. Hayvanın yediği bitkiyi mi yiyoruz biz? Hayvan yiyerek. Evet. Buradaki yapmamız gereken aradan aracıyı çıkartırsak hayvanı... Süper. Enerji döngüsel olarak 6 ile 10 kat daha az enerji harcanmış olacak. Yani bu muazzam bir artış. Şey gibi düşünün. Arabanızın deposuna benzin koyuyorsunuz ama 10 kilometre yerine 100 kilometre gidiyorsunuz ve motorunuzdan bazı sorunlar gelmiyor. Hem de daha ucuz. Daha ucuz. Evet. Önerilerinin hepsi daha ucuz, daha ekonomik. Dolayısıyla itiraz edilemeyecek şeyler. Peki şu yalan mı? Protein ihtiyacı vardır. Hayvansal proteine insanın ihtiyacı vardır. Efsane sadece. Efsane mi? Yani hayvanın elde ettiği protein zaten bitkiden elde ediyor hayvan. Biz de biyolojik olarak bitkiden protein sentezleyebiliyoruz. Çok basit bir konu. Hiçbir... Yaşam süreleri ya da sağlık açısından böyle beslenenlerin daha sağlıklı olduğuna dair bir veri var mı? Avrupa'da yapılan bazı araştırmalara göre yaşam ömrü birazcık daha uzun olabiliyor. 5-10 sene daha uzun olma eğilimi gösterebiliyor. Hayvansal beslenmemek geleceğe daha uygun, daha ucuz, daha sağlıklı. Evet. Son iki dakikamız. İki dakikayı istediğin gibi kullan ama ne olur bize faydalı, pratik bilgiler ver. Geleceğe umutla bakalım. Şöyle yeni bir iki bir şey katayım. Tamam. Zaten şu an bence gayet umut verdik ve yapılması gereken yolu herkes gördü. Birkaç farklı yeni teknoloji de gelecek bizim yaşamımıza. Bu da mesela 3 boyutlu yemek yazıcıları. Bunun dışında yemekleri basabileceğiz evde. Yemekleri basacağız. Evde ya da dışarıda, restoranlarda. Bunda farklı komplikasyonları olacak iş yaşantısına ya da kendi yaşantımıza. Bana bir pirzola bas bakayım mı diyeceğiz. Sonra o kültür etinden, kültürden, hücreden o hücre çoğaltılıp 3 boyutlu basılacak. Ya da kartuşa hazır gelip basılacak duruma göre. Hayvan yetiştirmek zorunda kalmayacağız. Tabii. Ne gerek var? O zaman gelecek daha umutlu verici geliyor bu anlattıklarımda. Eğer yaparsak. Eğer yaparsak. Son bir dakika. Bunun yanında birkaç tane daha söylememizin güzel olabileceği eğilim var şu an. Örneğin moleküler gastronomideki gelişimler. Yani farklı pişirme yöntemlerinin ya da besini işleme yöntemlerinin çok farklı sonuçların ortaya çıkması gibi. Mesela bir içeceği içmektense nefesle içinize alabiliyorsunuz. Şu an bu yapılan bir şey. Mesela ortalama bir meyve suyu içiyorsunuz fakat nefesle alıyorsunuz. Böylelikle kalorisini almayıp tadını alıyorsunuz. Şu an bu tarz bunu ilk defa duyuyorum. Farklılıklar yaşanabiliyor. Bir de şey duydum ben. Sebze suyu diye bir şey yükseliyor. Yani sebze suyu, meyve suyu şekerli içmeyin ama sebze suyu için diye bir haber izledim. Duydun mu öyle bir şey? Yani onu sıvı hale getirip sebzeyi içiyorlarmış. Olabilir, o şey gibi düşünün. Yani meyve de sebze de bitkidir aslına bakarsanız ve sebze dediğimiz bitkiler de şekerli olabilir. Yani şekerden kaçmak için değil de çenemizin, yani o blender'ın, o karıştırıcının sadece bir yapay bir çene olarak düşünün. Isırmaktansa o sizin için çiğniyor. Peki, o zaman şöyle son noktayı koyalım. Gelecekte daha kendimiz için, dünya için daha az hayvansal gıda tüketelim. Hatta hiç tüketmeyelim diyorsun. Mutabık olabilirim bu konuda. Tamam. O zaman gelecek daha güzel olsun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere.